Bolluk bilinci yani milyoner kafa yapısı. Bir de kıtlık bilinci. Bu da kendini sınırlayan bilinç, şuur. Bunları anlatmak için bir seanstan örnek vermek istiyorum. Bir anne, baba ve oğulları 40 yaşında benim yanıma geldiler. Baba oğlundan şikayet ediyor. Eli iş tutmuyor. Bir hafta çalışıyor, ikinci hafta çalışmıyor. İki yakası bir araya gelmiyor. Elimizdeki olanları satıyoruz, ona veriyoruz iş kursun diye. 2 gün sonra o bütün paraları çarçur ediyor. Çok saf, iyi bir insan, dindar bir insan, ahlaklı, bize saygılı ama bir türlü işleri rast gitmiyor. Elinde ne varsa onları kaybediyor. Saflığından sağa sola dağıtıyor. Hemen analizlerimiz yaptıktan sonra, test yaptıktan sonra baktık ki babanın aslında ve annenin ve babanın kıtlık bilinci var. Yani sürekli kendilerini sınırlıyorlar. Sınırlama ile çocukları bu oğlu dünyaya gelmeden önce şunu söylemişler. Allah'ım sen bize bir evlat ver. Ahlaklı olsun, dindar olsun, iyi olsun. Gerisi de önemli değil demişler. Burada gördüğümüz gibi kıtlık bilinci bu sevgili arkadaşlar. Yani Allah'ın büyük hazinesi var ve sen sadece küçücük şey istiyorsun. Neyle alakalı? Milyoner kafa yapısına sahip olmadığın için, yani bolluk bilincine sahip olmadığın için, kıtlık bilinci olduğu için hazinelerden bile bedava olan, sana bedava verilen, isteyince bedava verilenlerden bile sen ne yapıyorsun? Kısıtlı istiyorsun, kıtlık bilinci olduğu için. Ve Hazreti Allah onların istediği o evladı onlara veriyor. Hakikaten iki yakası bir araya gelmeyen oğulları. Ve bunun yanında testin içerisinde şu da ortaya çıkıyor. Adam şu cümleyi de söylemiş. Bir evimiz olsun, çatısı aksa da olur. Yine bakın burada kıtlık bilinci var. Kısıtlama var. Sınırlar var. Engeller var. Darlık var. Yokluk var. Fakirlik var. Yani insanın kafa yapısıyla alakalı bu. Öyle öğrenmiş, öyle kısıtlı gelmiş, öyle devam ediyor oğluna, evlatlarına böyle aktarıyor. Peki çatıyı sorduğumda çatı nasıl durumu? Evin var mı? Var. Çatı var mı? Var. Çatı akıyor mu? Akıyor. Neden? Çünkü sen söyledin. Sen kısıtladın kendini. 12 tane usta geldi, hala tamir edilemedi, tamir olmadı deyince tabii aslında bela insanın diline bağlı. İnsan şu kafadaki düşünceleri duygularıyla davranışa dönüşüyor. Yani ağzından söylüyor ve düşünce yapısını değiştirmediği için, yani kıtlık bilinciyle istediği için kıtlıklarla karşılaşıyor. Devamlı başını bu şekilde belayı kendine çekiyor ve bereketsizliği kendine çekiyor. Peki onlar çözdü mü problemi? Evet çözdü. Neyle alakalı? Çözüm bolluk bilincini kazanmada en önemli çözüm olan milyoner kafa yapısına sahip olmak. Onu da Cuma günü 31 Mart 17.30'da inşallah size anlatacağım bir duyurusu var. Ve bu duyuru 1,5 saat sürecek. Çözümü duyuracağız sevgili arkadaşlar. Peki düzeldi mi aile? Evet düzeldi. Oğlu düzeldi. Çatı da tamir edildi. Ama buradaki bilinç değişirse oluyor. Milyoner kafa yapısına sahip olursanız. Şimdi bu anlattıklarım size yabancı gelmiyor. Bunlarla siz de karşılaşıyorsunuz devamlı. İstatistiklere göre zaten bu da çok normal. İnsanların %98'i bu şekilde zaten kıtlık bilinciyle beyinleri programlanmış. Dünyadaki %2 dünyanın yarısına sahip. %98'i de sadece az bir şeye sahip şu dünyada. Bu neyle alakalı? Biraz önce dediğim gibi kıtlıkla alakalı. Vizyonu genişletmek için milyoner kafa yapısı, bolluk bilinci çözümlerini 17.30'da Cuma günü anlatacağım. Sizi de davet ediyorum. Eğer sınırları kaldırmak istiyorsanız, vizyonunuzu genişletmek istiyorsanız o canlı yayına
Kaydınız için hemen videonun altındaki linke tıklayın, kaydınızı yaptırın. Büyük duyurudaki çözümde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.